İran'ın İran şu anda işte İsrail'in bölgede herhangi bir biçimde yani o 10 metrekarelik bir toprak parçasında bile var olmasına karşı ya. İran orada bir yere gelebilir mi? Bir çizgiye gelebilir mi? Yok, İran orada, İran o noktada gelemez. Özellikle de bundan sonraki süreçte, yani bu tablodan sonra İran-İsrail ilişkilerinin düzeyi değişti. Yani bana göre İran-İsrail ilişkileri zaten kötüydü. Bundan sonra biz İran-İsrail ilişkilerinde daha belirgin, açık şekilde çatışmalı süreçler Göreceğiz. göreceğiz. Yani Savaş. ben şu anda mesela Amerikalılar diyor ya, mesela İran bu işin içinde değil, şu değil diye. Amerikalılar gerçeği söylemiyorlar. Çünkü Savaş çıkmasın diye. savaş istemiyorlar. Çünkü Amerikalılar şu anda İran'la bir savaş istemiyorlar. Çünkü Ukrayna küresel anlamda farklı ajandaları var. O İran'a savaş açmak Rusya'yı kurtarır. Yani Ukrayna devreden çıkmış olur ve o nedenle dolayı şu anda İran'a bir savaş Amerika'nın gündeminde değil, Avrupalıların da isteyeceği bir şeydi. O nedenle dolayı istihbarat bilgilerini bana göre çarpıtıyorlar. Hatta bak bir açık kapı bırakıyorlar. Emin değiliz olup olmadığından. Emare yok şu anda Emare diyorlar. yok şu anda. Biraz da inandırıcılık şeyi de bırakıyorlar. Bak başta biz söylemedik. Şimdi elimize bir şey geldi. O nedenden dolayı söylemiş oluyoruz. Ayrıca İran bu işin içinde dediğiniz andan itibaren ne olurdu? Bir komplo teorisini hemen bak görüyorsunuz, Amerika zaten ilk başta yolunu yaptı. Demek ki bu bilinçli bir eylemdi. Zaten bu eylemi İran'ı vurmak için yapılmış Yaptı. diye denilebilirdi. Doğru. Yani bir sürü o nedenden dolayı orada farklı bir yol izliyorlar. Yani orada ortam biraz da İsrail'in yumuşatmak, şey yapma peşindeler. Ama şu önemli bir husustur İnan Bey. Bundan sonra İran'ın Batı ile olan ilişkileri, Amerika ile olan ilişkileri, Avrupa ile olan ilişkileri, İsrail ile olan ilişkileri bu olaydan öncesine göre değişti. Yani şunu söylüyorum, daha net olarak şu onların aklında şudur. İran pasivize edilmediği sürece, İran ehlileştirilmediği sürece veya İran herhangi bir şekilde devre dışı bırakılmadığı sürece Orta Doğu'da bir barışın olanaksız, Orta Doğu'da İsrail'in de güvenliği olanaksız. Ve bu anlamda Amerikalılar ne diyorlar? İran'ın İsrail'le ilişkisi endişe verici. Yani bu anlamda İran'ın tehdit oranı, yani tehdit düzeyi yükseldi. Ve bunun da bu da ne anlama geliyor? Bundan sonra İran'ın önünü kesme. Bugüne kadar zaten yapıyorlardı. Bundan daha sonra o da ne olabilir? Yani bana göre savaş olmayabilir. En azından eğer Hizbullah devreye girmezse, başka şeyler olmazsa, yani arazideki farklı şeyleri bir tarafa bırakarsak, şey olmazsa ne olabilir? İran'da Kasım Süleyman'ı nasıl öldürdülerse, muhtemel yetkilileri bu Hameney'den şeye kadar, Cumhurbaşkanına kadar şu anda herkesin canı tehlike altında. Ve bunu yapabilirler ve yapacaklardı. Yani ve bu bambaşka bir noktaya doğru. Ha, ben burada şey felaket tellallığı yapmak istemiyorum. Ben sadece gördüğümü görüyorum. Ben İsrail'in karizmasını yeniden inşa etmenin yollarından biri bu olabilir diyorsunuz. bu ama mesela İran'a savaş konusunda çok farklı yorumlar var. Mesela Amerikalılarda da var. İran'ın kendi de bunu tartışıyor. Yani İsrail İran'a bir savaş açtı. İran'a savaş açmak İsrail'in güvenliği için olumlu mudur, olumsuz mudur? Mesela İranlılar diyorlar ki ya, bize savaş açmak İsrail'in yok oluşu anlamına gelebilir. Sen sadece bir tane tek bir Hamas başına senin bu oyunları getirdiyse bak Hizbullah devreye Bir de girer. İsrail'in İran'a savaş açması, İsrail'in İran'a savaş açması değildir ki Evet. sadece. Değil mi? Yani Ya başka aktörler girer devreye. bu anlamda topyekün bir savaş İsrail'in güvenliği konusunda da tartışmalıdır. Ama bunun yerine bambaşka. Mesela şu anda
Bilgi en son tabii yalanlandı. İran'ın bir parası vardı. Dondurulmuştu, serbest bırakıldı. Şimdi en son onu tartışıyorlar. Verelim mi, vermeyelim mi? Vesaire. Yani bütün bunlar aslında Amerika-İran ilişkileri, İsrail-İran ilişkilerini daha da şey yapar. Bu da ne anlama geliyor? İran bölgede taşeronla olan ilişkilerini daha da güçlendirecek, daha da çok destek verecek. Ve bu İran'ın kendi içinde de askerlerin siyasette, dış politikada daha etkin olması anlamına gelecek. Ve İran iç ve dış politikasında çok ciddi bir biçimde etkileyecek bir süreçtir. Bakınız mesela İran Bey. Mesela bu olay olduktan sonra İran'da dolar fırladı. Ve İran ekonomisi zaten kötüydü. Daha da kötü bir yere doğru gidiyor. Şimdi düşünün, muhtemel bu gerginlik ortaya çıktığı zaman İran ekonomisi daha da kötüleşecek. Ha bu halk rahatsızlıkları zaten Mehsa Emini olayından da biliyoruz. İran rejimi toplum arasında da bir sorun var vesaire. Bütün bu bağlamda bakıldığı zaman İran açısından bölge açısından olumlu şeyleri var. Ama Amerika-İran ilişkileri muhtemel buradan neler çıkabileceği veya İran'ın içi açısından da çok kötü bir tabloyla da karşı karşıya olabilir İran. Ve zaten bunun da mesela Abdullah Yan'ın Orta Doğu'yu turlaması. Abdullah Yan'dan önce Kudüs komutanı İsmail Gaani'nin Lübnan'a geldiği haberi, orada gizlice gelip dolaştığı. Yani bütün bunlar hepsi var. Biz Yemen'de ne olacak? Irak'ta ne olacak? Suriye'de ne olacak? Ve diğer yerleri direkt ve doğrudan etkileyebilecek bir sürecin içerisine girmiş bulunuyoruz.